Evet, Şeyhül Hüseyin Efendi 1909'dan önce ne dedim? Devleti ele geçirmişti tüm şeyler. Paganlar. 31 Mart'ta geldiler, katliam yaptılar, da oluk oluk kan akıttılar. Müslüman elitleri, Müslüman ee, subayları, zabitleri katlettiler. Yerine Yahudi egemenliğini ilan ettiler. Ama bu arada Şeyhülislam Ziyadettin Efendi'yi 31 Mart'tan önce, 1909'dan önce bu adamın masonlara çalıştığını sezince Sultan Abdülhamit e, görevden aldı. Şeyhülislam Ziyadettin Efendi'nin mason Yahudi'yi 31 Mart katliamından sonra, katliamından sonra iddiatçılar Şeyhülislam Ziyadettin Efendi'yi tekrar Şeyhülislam yaptılar. Yapmak zorundalar. Her yeri ele geçirmişler. Artık azlını bekliyorsunuz Sultan Abdülhamit. Beş kişi gidiyor azletmek için. Beşi de Yahudi. Biri Yunan Yahudisi, biri Ermeni Yahudisi, biri İtalyan Yahudisi. Zeman Al Aleni Yahudi. Hepsi Yahudi. Hiçbirinin Ermeni, Türk, Kürt, hiçbirinin semesi yok artık. Devlet onların elinde. Ve Abdülhamit tahttayken Ziyaüddin Efendi'yi Dangala şeye getiriyorlar. E, mason Yahudi mi İslam düşmanı Şeyhülislam İslam yapıyorlar. Arapça bilen herkes şeydi işte, şey işte Şeyhül İslam çok kolay basit bir şey o zaman. Ve ne yapıyor bu adam? Ee, şeyin azline Abdullah'ın azline karar veriyor. Azline karar verilen metni de Cumhuriyet döneminde tefsir yazan o yazır Hamdi yazır mı ne öyle bir adam var. Torunları Yahudi hayatı yaşıyor <laughs> şimdi. Hattin Efendi hazırlık yapılıyor. Bunlar din adamları, Cumhuriyeti kuran din adamları arkadaşlar Cumhuriyet kur olay kurulmadı. Beş tane Yahudi, Mason, Müslüman olmayan Şeyhül İslam geldi. Yani Türkiye'deki dinin lideri, yani padişahı görevden alacak yetkiye sahip bu insan ya. <laughs> Evet, Şeyhülislam Musa Kasım Efendi. Bu adam da köklü bir Yahudidir. Savaş döneminde e, bu bu namussuz bu Musa Kasım Efendi milyonlarca, 5 milyon Müslüman Türk'ün tonla Hristiyan'ın katledilmesinde, evlerinde kurşunlanmasında, aç bırakılmasında sorumlu. İttihat Terakki'nin e, Şeyhülislamıdır, Masondur, Yahudidir. Varidat adlı bir kitabı var. Şeyh Bedrettin 400 sene önce mi yaklaşık yaşamış bir e, adam Şeyh Bedrettin. Cumhuriyetçiler bu Şeyh Bedrettin'in mezarını, kemiklerini İstanbul'a getirip Cumhuriyet döneminde CHP'liler e, devlet mezarlığına e, gömdüler Sultan Mahmud'un mezarına Sultan Abdülhamid'in e, türbesine e, mezarına girerken hemen solda e, yazar bedrettin önceden e, Bedrettin'in parantez içerisinde İsrail yazıyordu asıl ismi İsrail'dir bu namussuzun İsrail ismini e, sildiler. Herhalde AK Parti gelince o İsrail ismini sildiler. Niye siliyorlar ki? Orada yatanların e, e, şeyleri padişahların dışında hepsi Yahudi arkadaşlar. Ziya Gökalp'in o hareket ordusunun komutanının hepsinde çift sütun var. Mason sembolü var. Hepsi de Yahudi. Başta o tam böyle girerken Şeyh Bedrettin'in mezarı orada. İşte bu Şeyh Bedrettin'in bu isyankar Osmanlı isyan eden bu Siyonist. O zaman Siyonist'im şekillenmemiş de tam bir mason. Bunun varida adatlı kitabını Türkçe'ye çeviren adam. Bu Musa Kasım Efendi. Ve bu adam Şeyhülislamlar geldikten sonra ve 1930'da medreseler İmamları ee, imamları katledildikten sonra yerine gelen Yahudi imamlar bu millete taassubu aşıladılar, fanatizmi aşıladılar, aptallığı, boyunduruğu, beyinsizliği aşıladılar. Ve bu taassub, bu Kasım Efendi öyle kitaplar, öyle tep şeyler yayınladı ki akıl almaz. Bakın bir neler söylüyor adam, bakın. Bu Kasım Efendi sözde. Ya bunlar birbirinin karısına, kızına dolanmayı hak kabul eden adamlar. Bak ne diyor? Bir de kadınların yaratılış gayeleri onların sırf dünyaya çocuk getirmeleri ve o çocukları terbiye etmelerinden ibarettir diyor. Şeyhül İslam diyor. Tek bir gayesi var. Çocuk dünyaya getirmek ve şey yapmak. Başka bir şeysi yok diyor. <laughs> ya sen kimsin de bunlar gara veriyorsun? Kur'an zaten anlatıyor bize insan. İnsan diyor ya. Eyyüel insanı diyor. Insan, i̇nsandan bahsediyor Kur'an ya. Sen kimsin? Nesin ya? Bunlar tekerlemeler. Bu geberdi bu Kasım Efendi şeyhülislam geberdi ge Edirne'ye götürdüler. Muradiye Camisi'ne gömecekler. Edirne'liler isyan etti. İsyan ettiler. Bu Yahudi Siyonist bu katil bu namussuz gelmesin. Bu kitapsız, Allahsız buraya gelmesine protesto yaptılar. Buraya gömmeyin diye protestolar yaptılar Edirne'li Müslümanlar. İşte bu İttihatçılar'ın şeyhülislamı işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni, cumhuriyetin kurucusu, cumhuriyetin hazırlıkçısı. Sorsan, o, masonluk çok muhterem bir şey. Şeyhülislamlar bile mason oldu. Hayır kardeşim, din düşmanı, İslam düşmanı, masonlar, Şeyhülislam yapıldı. İslam'ı Müslümanlara cepheye sürdü bu adam, katletti. Şeyhülislam, hayır efendi, 2867'de doğmuş, 21'de ölmüş. Bu da üst düzey bir mason. Bunun oğlu da başbakan oldu, bu, bu, bu Şeyhülislam. Bak nasıl cumhuriyeti kuruyor adam... Evladı da 60 darbesinden sonra İsrail Amerika darbesinden sonra başbakan Suat Ayrı Ürgüplü. Yine bu soykırıma icazet veren adam. Evet diğer din adamlarımız. Cemalettin Afgani çok önemli. Cemalettin Afgani Afganistan kökenli bir Yahudi. Eser'in Yahudilerin eline geçmesini sağladı. Bu adamı e, ça, e, neydi Crane diye bir adam neydi onun asıl adı e, burada ne bakıyorum Charles Crone. Charles Crone dedi Amerikalı geldi 1926'da Cemalettin Afgan mezarını yaptırdı. Amerikalı geldi çok önemli bir saat. Çünkü niye? Müslümanların beynini kuşa benzetti bu adam. Cemalettin Afgan'ı Said Nursi'nin hocasıdır hocası. Unutmayın iddiaçıların içinde yetişti